Sakarya'dan, Geyve'den hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün karlı bir gündeyiz ve Pasat'la yola çıkacağız. Ama tabii öncelikle şundan bahsetmek istiyorum yola çıkmadan önce. Maalesef ülkemizde çok büyük bir deprem oldu. Hepiniz de bunu biliyorsunuz zaten. Maalesef çok üzgünüz. Valla oralardan beni takip eden çok fazla insan var. Özellikle Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, o bölgelerden çok fazla takipçimiz var. Özellikle Instagram'da. Umarım hiçbiri can kaybı yaşamamıştır. Umarım yakınlarınız iyidir. Çok fazla kaybımız var. Başımız sağ olsun. Elimden geldiğince yardımcı olmaya buradaki imkanlarla çalıştım. Instagram'da aynı şekilde paylaşımlarla belki bir farkındalık yaratarak takipçilerimizin yakınlarını ya da bazı insanları kurtarmak adına paylaşımlar yaptım ama elimizden gelenler çok sınırlı. Hava şartları çok zor. Açıkçası durumlar çok vahim. Dua ediyoruz. Her zaman yanınızda olduğunuzu bilmenizi isterim. O yüzden bu videomuz biraz buruk olacak. Ne zaman paylaşırım onu da bilmiyorum. Ama güncel olarak sizlere durumu da bildirmek istiyorum. Arkadaşlar videomuz başlıyor. Kar biraz bastırdı. Hatta gök gürültüsüne de denk geldiniz. Kar yağarken gök gürültüsünü çok fazla duymaz aslında ama şimdi yanıma zincirimi de alacağım. Olur ne olmaz diye. Zincir konusunda arkadaşlar bizim Bayburt'tan bir çok eskiden bizlere yardımcı olan bir takipçimiz var. O göndermişti. Çok güzel zincirleri var. Onun ben linkini açıklamaya koyacağım. Herhangi bir reklam değil yanlış anlamayın. Sadece ona olan aslına bakarsanız teşekkürüm gibi düşünün. Çünkü ilk sponsorlarımız, ilk yardımcı olan insanlar çok önemli benim için. Debriyaja basıyoruz ve... Start. Arkadaşlar bu ses tüm 1.4 TSI 125'lerde var. Herhangi bir sıkıntı değil bilginiz olsun. Kapıları açayım. Araba biraz ısınsın. Kendine gelsin. Ve devam edelim. Aracı çalıştırdım biraz ısınsın diye. İçerisi tamamen egzoz dumanı kokuyor. Çok tehlikeli bu arada. Yani egzoz dumanının içinde bulunmayın. Uyursunuz. Ne olduğunu anlamazsınız. Arkadaşlar kar doldurmaya başlıyor. Eyvah eyvah. Biz bunun dönüşünü düşünüyoruz aslında. Şimdi çıkarken sıkıntı yok. Öncelikle şunu da aldım. Bir reklam olarak algılamayın. Sadece kullanacağım bir ürün. Yoldaş takmatik zincir diye. Ya bizim araçlara çok uygun değil. Şimdi ESP'si, MSP'si derken araba çok fazla böyle ses çıkarıyor ama baktığınız yolda kalıyorsunuz. Çıkmanız gerekiyor. Bunu takmak gerekebilir. Uzun yola çıkarken bunlar önemli. Çok fazla bir kar olmadığı için şu an için patlar çekmiyoruz. Lastikleri ön arka yaptırdım arkadaşlar. Oo, buralar dolmuş. Şuraya bakın. Allah Allah. Ne var oldu bizim bahçede yok? Vallahi oradan inmesen buradan in. Kaymaz ya. Buradan bayrağa çekecektin ya. Böyle mi inelim? Aslında BMW'yi çıkarmam lazım da. Buradan böyle burası daha riskli olur bence. Buradan gidersen. Tamam, ben ayarlıyorum. Hadi tamam, görüşürüz. Sonra... Arkadaşlar oldukça bir fazla kar yağışı var. Kar tutuyor. Yani o biraz problem. Bakalım nasıl olacak halimiz. Bizim burası tabii bir köy yeri olduğu için yollar anında kar oluyor. Açmak da biraz uzun sürüyor. Bazen hemen gelmiyor araçlar. Ama zaten köyde kaldığımızda bir sorunumuz yok yani. Bizi kurtaracak arkadaşlarımız var. Bir de benim yaşadığım mahalle yukarıda. O yüzden biraz fazla oluyor. Bakalım frene. Oho. Fren hiç yok. Hiç yok arkadaşlar fren. Bakalım sonumuz nasıl olacak. Burada tabii dikkat edeceğiz. Ağır ağır ineceğiz. Bu lastiklerimiz bizim ilk zaman aldığımız yani 2018 model aracımız. İşte 2018'in kışında aldığımız lastikler. Sao marka lastikler. Ben biraz bunları yazın da kullandım. O yüzden lastiklerin çok özelliği kalmamış olabilir ama bunu deneyip göreceğiz beraber. Tam olarak bilmiyorum. İşte bizim problem ne biliyor musunuz? Şimdi eve dönerken mesela bu bayırda nasıl çıkacağım? O biraz problem. Geçen seneki videolara baktım güzel çıkmışız yani akşam kar yağmasına rağmen. Umarım don olmazsa eğer güvenli bir şekilde geliriz.
Evet, motorumuz zaten sıcak. Şöyle yolumuza devam edelim. Bizim bu ana yolumuz çok fazla yağmadığı sürece kapanmaz. Kapandığı olmadı mı oldu yani. Sol şerit direkt kapanıyor. Genelde sağ şeritten akıyor araçlar. Böyle ısıtıcılarımızın hepsini açalım. Ayna ısıtıcım da şu an açık. En azından görüşümüzü arttırsın. Ayna ısıtıcı cidden önemli. Bunu ben Dodge Duster'ı kullanırken fark ettim. Arabanın etrafını hiç göremiyordum. Mükemmel bir özellik. Ayna ısıtıcı kesinlikle olması lazım. Basit ama çok kullanışlı. Aslında BMW ile çıkmam lazım şu anda. Tam BMW'nin namazı. Yaz lastiği. Güzel güzel yanlardık. Ama bu araç bile durmazken BMW nasıl duracak onu çok merak ediyorum. Arkadaşlar şimdi Atapazarı ile görüşme sağladım. Orada herhangi bir kar yağışı yokmuş. Hatta güllük gülistanlık diyorlar. En azından benim için iyi bir durum. Ama bizim gördüğünüz üzere nasıl kar yağıyor? Bu önümüzdeki birkaç gün içinde iyice kar yağışı artacaktır. Ya bir yandan kar yağdığına seviniyorum, bir yandan içim buruk. Yani şimdi Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ya öyle mesajlarınız geliyor ki yani oradan çekip kurtarasım geliyor sizlere ama elden bir şey gelmiyor. Çok büyük bir afet. Yani öyle böyle değil. Ya düşünsenize gece 4'te bir deprem oluyor. Sabah kalkıyorsunuz yine aynı büyüklükte bir deprem daha gerçekleşiyor. Yani ne kadar berbat durum. İnsanları kurtarmaya çalışırken bunun altında kalanlar olmuş tekrar. Sözle anlatılamayacak seviyede arkadaşlar. Kötü bir durum var orada. Bunun bir benzerini tabii ki 1999 depreminde Sakarya'da, İzmit'te insanlar yaşadılar. Özellikle ben de yaşadım ama ben hayal meyve hatırlıyorum. Açıkçası o yıllarda daha böyle kendime hatırlamıyorum yani o yılları tam olarak. Ama Sakarya depremi daha 7.4 mü 7.2 mi öyle bir şey olmuş. Burada 7.8 şiddetinde 25 kat daha fazla mı dediler? Acayip bir dereceden bahsedildi. Yani sadece o küçük değerlerden fark değil. Bilmiyorum. Allah oradakilere sabır versin. Gürkan'ın ailesi de aynı şekilde. Şimdi merak edenler olmuş onda. Malatya'dalar. Ben Gürkan'ların evinde kaldım arkadaşlar. Ev daha yepyeni, daha yeni aldılar. İşte güvenlikli falan, hatta Instagram'da paylaşıldı, belki görmüşsünüzdür. İşte bir ilan atılmış. Malatya'da güvenlikli, o çok büyük bir süre girdik de. Hani o sandalı. Malatya'da güvenlikli daire diye hani böyle görmüşsünüzdür illa 2.8 milyon diye. Bildiğiniz arkadaşlar aynı evi düşünün. Aynı sokaklar zaten. Ne diyor oraya? Fahri Kayın mı diyor? Fahri Kayın diyor galiba. Bir isimden bahsediyor o cadde üzerinde. Orada dahi evin duvarları, sıvaları dökülmüş, çatlamış. Yani biraz daha sallansa ev yıkılacak, yıkıldı yıkılacak, öyle söyleyeyim sizlere. Berbat durumda. Bir video var ama o videoyu paylaşamam tabii ki. Özel bir video. Ama ev yaşanamayacak hale gelmiş. Dediğim gibi hep yepyeni bir ev. Güvenlikli olarak satılan bir ev. Bu haldeyse diğerlerini hayal dahi edemiyorum. Evet. O bizim karlı atmosferden bu tarafta tamamen kurtulduk. Bizim burada bir şey yok belli ki. Ama aradaki fark gördünüz mü? Sadece toplasanız belki 3-4 kilometre geldik. Ama tamamen buralar açık. Dağların şu güzelliğine bakar mısınız? Müthiş duruyorlar ya. Aşırı heybetliler. Karaçam'da buranın rakımı yüksek olan bölgelerinden biridir. Bakın hemen kar yağışı burada başladı. Şu yukarı çıktığımızda asıl kar yağışı olur. Hatta bizim orada kar yağışı olmaz. Buralarda daha çok kar yağışı olur. Bakın bazen görüş cidden fazlasıyla düşüyor. Bu yolda tırlara dikkat etmeniz lazım. Yoldan çok çıkıyorlar. Çok makaslıyorlar bu yolda. Hava sıcaklığı 1 derece. Arkadaşlar şimdi İzmit'e doğru geçiyorum. Gün içinde Atapazarı'nda kar yağışı bazen oldu bazen olmadı ama biraz önce video izledim. Bizim orada direkt kapının önünde, hatta yani sabah video çektiğimiz yerde acayip kar yağmış. Yol hatta böyle kar üzerine gidiyordu herkes. Yol bayağı bir yoğundu. Şimdi bakalım İzmit'te durumlar nasıl bilmiyorum ama bugün şiddetli bir yağış bekleniyor. Yarın da uzun bir yola çıkacağım. Onu ayrı bir çekebilirim belki. Şu an böyle karla karışık bir yağmur yağıyor. Sanki ama bir kara dönecekmiş gibi hissediyorum. Ağır ağır ilerliyorum, bakın burada kar yoğunluğu arttı. Zaten İzmit'te Eşme tarafları genelde arkadaşlar çok karlı olur. Burada da şöyle yol kenarından anlayabileceğiniz üzere kar yağışımız artmış durumda. Şu ışıklara durmak istemiyorum. O yüzden fren yapmadan. Heh, diğer tarafı kırmızı yandı. Birazdan bize verecek. Verdi. 6. vites. 1400 devirdi. Hemen alttan alıp
hızlanabiliyorsunuz. Şu an hava sıcaklığı 0 derece. Olabildiğince sakin sürüyorum. Özellikle bu havalarda yaz lastiğiniz varsa kesinlikle çıkmayın. Bakın hatta yol kenarında hemen kar işaretleri çıkmaya başladı. İşte bu fazla olan bölgelerde böyle işaretler göreceksiniz. Benzinim şu an az seviyede. Onu dolduracağım. Bu arada arkadaşlar yollarda sizler de aynı şekilde boş depolarla gezmeyin. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar yollarda sürekli yardım araçlarını görüyorum. Özellikle iş makineleri çok fazla gidiyor, onu görüyorum. Tırlar aynı şekilde dolduruluyor. Mükemmel. Yani burada çok güzel bir birliktelik var. Onu hissedebiliyorum ama işte oraya ulaşmak çok zor. Yani oraya malzemelerin çok çok daha hızlı bir şekilde ulaşması lazım. En azından bu gece insanlar soğukta geçirmemeleri lazım. Vallahi düşündükçe, o internetteki fotoğrafları gördükçe insan işin içinden çıkamıyor. Yani kendi canından, kanından birileri bunları yaşayınca çok kötü oluyor arkadaşlar. Şundan bahsedeyim, yolda kar birikintisi var. Görüyorsunuzdur, bakın teker izlerinin arasındaki bölgeler kar. Ses duyuyorsunuz zaten. Ormanya çevresindeyim arkadaşlar. Burası da ciddi anlamda kar alan bölgelerden biri. Şöyle görüyorsunuz çevreyi zaten. Yollarda henüz daha tutmuyor ama belli ki bu gece tutacak kar. Şu an ne kadar güzel bir görsel oluştu, fark ettiniz mi? Aha, yeşil yandı. Bizim saatlerce beklediğimiz yeşil. Bize yanmayan yeşil burada yandı. İzmit şehir merkezinde çok fazla kar yok. Yine birikinti var ama yani öyle Eşme tarafındaki bir lapa lapa bir yağan kar bulunmuyor. Lafımı geri alıyorum. Burası da yağmaya başladı arkadaşlar. Hem de yoğun bir şekilde yağıyor. Ben de şu görüntüyü çok seviyorum. Gibi gözüküyor. Arkadaşlar araç start stop'a girdi. Baktı ki ben kaloriferi full açmışım. Soğuyacağız. Hemen çalıştırdı. Hatta burada da size ben bu ekranı çok seviyorum. Dur hemen yol devam etmez size göstereyim. Start stop niye çalıştırdığını, mesela aracın enerji ihtiyacı çok yüksek olduğu için ve nedenini, start stop'un niye çalışmadığını, tamamen çalışmadığını gösteriyor her zaman. Kimi zaman işte enerji yüksek diyor, kimi zaman emniyet kemerini tak diyor. Hepsini sizlere burada anlatabiliyor, buradan bakabilirsiniz. Kaloriferi böyle yoğun açtığınızda aracınız rölantliyken soğuyabilir daha iyi arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim, hep derler ya mesela dizel arabalar daha geç ısınır, daha geç ısınır diye. Arkadaşlar kesinlikle BMW nasıl biliyor musunuz? Sabah marşa basıyorum, ya yanılmıyorsam hani hareket etmiyorum bir de, hareket edince ısınır genelde arabalar ya. Yanılmıyorsam ya 2 dakika ya 3 dakika geçiyor. Anında kaloriferlerden sıcak hava gelmeye başlıyor ya. İnanmazsınız ya, o kadar güzel. Alüminyum blok olunca hemen sıcaklığı sizlere veriyor. Yani Passat biraz daha geç ısınıyor mesela, yoldayken ısınıyor. Passat kışın ayrı güzel gözüküyor. Ben kardaki görüntüsünü çok beğeniyorum Passat'ın. İş makineleri, kar temizleme araçları hareket etmeye başlamış. Aslında bunların çalışma sistemi nasılmış arkadaşlar, bakın. Ben sanki bunlara özel araçlar diye düşünüyordum ama bildiğiniz arkasında kasa gibi bir şey var. O kasanın içine giriyor. Bakın şöyle çıkıntıdan fark edersiniz, orada bağlamışlar. Şurada. Tamam, o zaman normal kamyonları kar temizleme aracı olarak kullanabiliyorlar. Ön tarafa da zaten o palet takıyorsun, o hidrolik bir ürün. Onu ekstra takabiliyorsun zaten. Vay be. Arkadaşlar şöyle ne olur ne olmaz diye erzak ve su aldım. Biliyorsunuz yani İstanbul'un göbeğinde dahi insanlar bir gün boyunca kaldılar, mahsur kaldılar. Şimdi bizim yolda ne olacağı hiç belli olmaz. Çok garip değil mi ya? İstanbul'un göbeğindesiniz. Evinizde 5 kilometre kalmış. Kalıyorsunuz yolda. O yüzden ana yollarda kalmak çok çok daha kolay. Hazırlı olalım. Karnımız aç kalmasın. Orada çok insan açtı. Öyle bir şey olursa başkalarına da yardımcı oluruz bu sayede. Fazla fazla aldım.
Arkadaşlar kendime küçük bir yemek aldım. Eve doğru geçiyorum. Açıkçası şunu söyleyeyim, yani dışarıda herkes üzgün. Bu hissediliyor. Kimse hiç doğrusu böyle çalışamıyor daha iyi. Ben onu hissediyorum ya. Ay. Yollarda herkes çok sakin. Hiç böyle gaza basan daha iyi görmedim. Hiç sıkıştıran görmedim. Müzik açan hiç görmedim. Bizim bazı eksiklerimiz var. Evet. Çok kuralcı insanlar değiliz. Çok düzenli insanlar değiliz. Türk halkı olarak. Ama bu şekilde de birbirimize birliğimiz hiç değişmiyor. Her zaman bu özelliğimiz bozulmuyor açıkçası. Toplum bozulurken, dünyanın düzeni bozulurken bizim bu birlik durumumuzun bozulmaması benim çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar bir durup bir başlıyor ama yağdığı anda da tutmaya başlıyor, onu söyleyeyim. Tabii hava koşulları artık eksi derecede olduğu için anında bakın tavanda hemen birikmeye başlıyor. Mesela böyle bir saat yağsa yollar bayağı bir kar toplar diye düşünüyorum. Hatta arabayı yeni park ettim. Bakın bagaj falan tamamen kar olmuş. Diyorum ya, pastatı böyle karlar içinde çok beğeniyorum ya. Hoşuma gidiyor. Evet. Evin oraya geldim İzmit'te. Hafiften eğimli bir yer burası da. Umarım sabah rahat bir şekilde çıkabilirim. Çıkarım diye düşünüyorum ya. Zaten buradan da çıkamazsak hiçbir yere gitmeyelim. Arkadaşlar bakalım sabah geldiğimizde arabayı nasıl bulacağız. Baksanıza yollarda olmaya başladı. Umarım sağ salim gidebilirim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bu vlog bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.